Lütfen bekleyin paşam. Yoluna git. Tahsin paşam. Yoluna git. Benim paşam, hatıratınızı yolladığınız gazeteci. Hulusi, yazılanların mülakat tasdiki için buradayım. Nasıl buldun? Zübeyir Efendi'den öğrendim paşam. Eski dostunuz. Açıkçası biraz şaşkınım paşam. Size hep güleç biri olarak anlatırlardı. Paşam, bu hatıratınızın kıymeti çok fazla. Çok daha büyük gazetecilere ulaşabilirdiniz. Neden beni seçtiniz? Böyle eskimiş ceket giyen gazeteci kalmadı artık da ondan. Merakımı mazur görün lakin bu bilgilere ulaşmak basım süreci açısından benim için çok önemli. Paşam, bu hatıratı yazmaya ne zaman karar verdiniz? Emanete teslim ettiğim gün. Vazifeden alındınız paşa. Af buyurun hünkârım. İrade sizindir. Lakin bilmeden bir kusur mu işledim vazifemde? Hayır paşa. Size bir saygısızlık mı yaptım hünkârım? Hayır. Peki hünkârım neden? Beni devletime, milletime, size hizmet etmekten alıkoymayın hünkârım. Beni hazletmeyin. Beni sizden ayırmayın hünkârım. Eğer bir vazife bitiyorsa yenisi başladığı içindir paşa. Biz ne vakit hizmetten el ayak çektik? Siz de hizmetinize devam edeceksiniz. Lakin başka bir usulle. Tahsin paşam. Bundan böyle siz tarihe not düşeceksiniz. Biz yaşanan her şeyi, bütün vakaları elimizden geldiğince size ulaştırmaya çalışacağız. Daimi haberleşeceğiz. Hünkârım. Derhal saraydaki eşyalarınızı toplayınız. Hünkârım. Beni bu yeni vazifeye vermeyin. Beni sizden ayırmayın hünkârım. Ben sizden ayrılmam. Tahsin Paşa. Emrimdir. Emrinizdir hünkârım. Sahnesinden silmek isteyeceğim. Siz buna mani olacaksınız. Vazife sizi bekler. Tahsin Paşa. Siz benim en sadık, en iyi dostumsunuz. Allah sizden razı olsun.
hakkınızı helal ediniz. Allah sizden razı olsun hünkârım. Benim sizin üzerinizde ne hakkım olabilir ki? Siz hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun paşam. Allah'a emanet olunuz. Hizmet etmek için koşmam gerekirken şimdi bu sarsak adımlar nereye götürüyor beni? Ağaçlar, çiçekler, dallar, kuşlar. Hıfzedin hünkârım. Geçit vermeyin haine, düşmanım. Bastığı adımını sağlam tutsun toprak. Ayağına taş değdirmez. Ayrılık sadece cismime huzurdan, aklım, fikrim, gönlüm ve dahi dualarım hep burada. Hünkârımızın huzurunda kalacak. Bir vazife sonucu yazıldı yani bu hatırat. Bizim her işimiz vazife sonucudur. Devlet için, millet için ne gerekirse onu yaptık her daim. Ne kadar zor olsa da. Paşam. Sultanım. Bize veda etmeden mi gidecektiniz? Affedin Sultan. Ben daha sonra. Eşyalarımı almaya geldiğimde sizleri görmeyi ümit etmiştim. O vakit biz de burada olmayabiliriz paşa. Yarın Aliye ile beraber Bursa'ya döneceğiz. Hazan mevsimi gibi bir yıldızın yaprakları dökülüyor demek. Allah yolumuzu açık etsin sultanlarım. Amin. Amin. Hakkınızı helal edin paşa. Çırağında da burada da çok alakadar oldunuz bizimle. Yaptığımız hataları, kusurları mazur görün. Gerçi daha çok ben hata yaptım. Ablam beni düzeltmeye çalıştı. Estağfurullah Sultan. Sizler Murat Efendi'nin emanetler. Hünkârımızın kıymetlilersiniz. Ben sadece hünkârımızın emirlerini yerine getirdim. Allah bundan sonra da bahtınızı güzel etsin inşallah. Sağ olun. Allah sizin bahtınızı da açık etsin Tahsin Paşa. Benim artık bahttan alacağım pek bir şey kalmadı Sultan.
en bahtlı günlerimi burada. Sultanımızın huzurunda yaşadım. Daha çok güzel günler göreceksiniz inşallah Tahsin Paşa. Çok güzel günler göreceksiniz Allah'ın izniyle. Bu kutuyu hünkârımız yapmış. Onun elinden, gönlünden koptuğu için ben de kıymeti çok büyük. Buraya gelmeden evvel bu kutuya bakarak hünkârımızın hasretini dindirmeye çalıştım. Hünkârımızın bu kutuyu yaparken ne kadar emek verdiğini, ne kadar vakit harcadığını düşündüm. Hünkârımızın yanında değildim ama bu kutuya bakarak teselli oldum. Çünkü bu kutuyla bana vaktini, emeğini, muhabbetini hediye etmişti. Şimdi de hünkârımızın izniyle bu kutuyu size hediye etmek istiyorum Tahsin Paşa. Bir zamanlar bana verdiği teselli inşallah size de verir. Hasret ateşinizi bir nebze söndürür. Gönlümüzü avutur. Sultan. Sultan. Bu benim aldığım en kıymetli hediye. Allah sizden razı olsun. Amin. Allah sizi hünkârımızdan ayırmasın inşallah. Amin. Hakkınız helal. Helal olsun. Helal olsun. Hatıratınızda pek değinmemişsiniz. Mahmut Paşa'ya ne oldu? Mahmut Paşa, ben onu tanıdığımdan beri rüzgarın önünde savrulup giden bir adamdı. Lakin son kertede devlete hizmet etmek için yaşadı. Hünkârımız onun geri gelmesini çok istedi ama... Anlayın vaziyeti. Rica ediyorum. Hünkârımıza söyleyiniz. Ben devletime karşı olan son vazifemi de bitirdim. Siz de bilirsiniz paşam. Vazife bitmez. Ben bu halde... bir vazife yerine getiremem. Ama paşam... Aması yok paşam. Aması yok. Rica edeceğim. Çıkınız. Siz nasıl dersiniz? Sebahattin. Sen kal. Sen kendi fikirlerinin peşinden gideceksin. Bana söz ver. Başkalarının yolunda çalışmayı terk edeceksin. Kendi yolundan ayrılmayacaksın. Bana söz ver. Söz. Söz bederim. Söz. Seniham. Ona selamımı ilet. Onu çok sevdiğimi hep bilsin. Biliyor bederim. Biliyor. Tasa etme. Onu çok üzdüm ama hep... hep çok sevdim. Biz bir aile olarak kalmayı beceremedik ama... sen... kendi yolunda yürümeyi becer. Ben senin gözünde o ışığı hep gördüm evladım, hep.
baban için. Bana verdiğin sözü tut. Ben belki savruldum, belki yanlış yollara saptım, lakin devletimin kıymetini bildim. Ben devlete borcunu ödemiş biri olarak ölüyorum. Sen de devlete karşı borcunu öde. Ona hizmet et. Borcunu öde. Bedelim. Bedelim. Baba. Mahmut Paşa kendi usulünce bir yol yürüdü. Kendi doğrularının peşinden gitti. Hikayesi hüzünlü bitti. Yeri cennet mekanı olsun. Hünkârımız cenazesini getirip Eyüp'e defnetmek için çok uğraştı. Bundan sonrası için laf düşmez bana. Paşam, hünkâr nasıl biriydi? Özel hayatı, günlük yaşamı. Hünkârımız sanatı severdi. Vaktinin bir kısmını musiki dinlemeye, tiyatro izlemeye, kitap okumaya ayırırdı. Evet. Sherlock Holmes severmiş değil mi? Sherlock'un yazarı Doyle'a devlet nişanı takacak kadar. Hünkârın Doyle hayranlığını işitmiştim. Fakat devlet nişanı taktığını bilmiyordum. Sanatı seven sanatçıyı nasıl sevmez? Holmes ve Watson geceyi kurdukları çadırlarında geçirmek zorunda kaldılar. Bir ara bir çatırtı duyan Holmes gözlerini açtı. Uzun uzun bir noktaya bakıyordu. Watson'a seslendi. Watson da uyandı. Holmes, Doktor Watson'a ne gördüğünü sordu. Watson, sürekli Holmes'un becerisi altında kalmaktan rahatsızdı. Yıldızları izlemeye başladı ve tüm bilgi ve birikimini kullanarak yaptığı çıkarımlarını bir bir sıraladı. Yıldız takımlarından ve ayın şeklinden bahsetti. Holmes daha fazla dayanamadı ve Watson'ı susturarak şöyle dedi. Çadırımızı çalmışlar Watson. Aynen öyle devam ediyor hünkâr. Devam ediniz. Ve daha sonra birlikte çadırın dışına çıktılar. Kızlar, ne yapsınız yemekleri? Sultanım, bir kaza oldu. Kaza mı oldu? Ne kazası? Birine bir şey olmadı değil mi? Siz telaşlanmayın sultanım. Kimseye bir şey olmadı da. Hani yemekte mutancan olacaktı ya. Yandı. Yandı mı? Kızım niye dikkat etmiyorsunuz? Çünkü aramızın misafiri var biliyorsunuz. Neyse emsal kalfa. En azından mutfak yanmadı. Kimseye bir şey olmadı ya. Allah can sağlığı versin. Affedin sultanım. Bağışlayın ne oldu? Tamam tamam. Ekşili çorba bitti mi kızlar? Hazır sultanım. Tadına bakmak ister misin? Aman yok. Yok istemem. Limon görmeye bile tahammül edemiyorum şu sıralar. Köfte mi yapsak sultanım? Kadın budu köfte yapalım. Yanına da bol tuzlu cacık yapalım. Hünkârımıza iletelim. Mutancanı'yı artık yarın yaparız. Nasıl isterseniz sultan. Sultanım tuz eşeriyorsunuz. Şehzadeniz olacak belli. Şşş. Sağlıklı saatle gelsin de inşallah. Buyurun sultanım. Buyurun. Hünkârım. Saygılarımı sunarım. Arthur Conan Doyle, hoş geldiniz. Hoş bulduk hünkârım. Sizin gibi usta bir kalemi, bir yazarı burada ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Sizden böylesi güzel sözleri duymak beni şereflendiriyor hünkârım. Eyvallah.
Evvela sizinle bir kahve içip sohbetimize öyle devam edelim. Bizim için sanat yalnızca akıp giden göze hoş gelen değildir. Hissiyat yükü de ararız. Bir duygu piyesi. İnsanın ruhunu besleyecek bir sanat. Polisiyenin surati sizi bundan mahrum bırakıyor. Eğer kaleminizi biraz ağırlaştırırsanız daha derin kuyular bulabilirsiniz. Doğrusu beni düşünürdünüz hünkârım. Sanatınız elbette size ait. Ben yalnızca bir okur, sanatla haşır neşir olan biri olarak fikrimi söylüyorum. Sanatçı her şeyden beslenir. Herkesten bir şey öğrenir hünkârım. Sizin fikirlerinizin, benim sanatım üzerine söylediklerinizin ehemmiyeti inanın çok fazla. Eyvallah, sağ olunuz. Paşa, eğer kabul ederseniz size ve eşinize birer devlet nişanı takdim etmek isterim. Hünkârım, şeref duyarım. Buyurunuz. Ne yazdılar, ne konuştular hünkârım bu yanım. Çok hakkına girdiler, çok. Şahit olduğum onca hikaye sevincimi yüzümden sıyırdı attı. Bu yüzden hikayeyi herkes duymalı paşam. Duymalı. Paşam, peki ya Filistin meselesi? Filistin meselesi hünkârın en hassas olduğu meseleydi. Yalnız Filistin değil, vatanın her karış toprağı onun için önemliydi. Asla taviz vermezdi. Filistin'i mühim yapan şey ise yedi düvelin gözünün orada olmasıydı. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Sultan Herz'e gerekli dersi verdi, onu huzurundan kovdu. Yıkın! Nil ile Fırat arasında bir Siyonist devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkın! Defol ey sefil! Paşam, peki Hersi kovunca her şey bitti mi? Biter mi evladım? Yaptığımız onca işte hünkârın projelerinde hep önüne taş koymaya çalıştılar. Hatta yeri geldi, Filistin meselesini tekrar ima etmeye çalıştılar. Kim? Emanuel Karasu. Babacığım. Canım. Ne yapıyorsun? Sultanın gözünde artık bir hainim ben kızım. Lakin ona feshetmediğimi ima edecek bir yazı kalemi alıyorum. Hünkârım, kim göndermiş? Bay Karasu. Hala daha bir gün Filistin'in Yahudi hakimiyetine gireceğini ima etmiş. Maazallah. Allah göstermesin. Yazık. Hem de çok yazık. Lakin hevesleri kursaklarında kalacak. Biz olmasak bizden sonrakiler. Dedelerimizin kanla aldıkları o kutsal toprağı vermeyecekler. Bir gün Filistin'i alsalar bile orası her daim İslam toprağı olarak kalacak. Mescid-i Aksa orada durdukça orası İslam'ın kalesi olmaya devam edecek. Hiç tasa etmeyin. İnşallah. İstedikleri kadar vursunlar, istedikleri kadar saldırsınlar. Biz buradayız ve müdafaamız daim. Kıyamet kopana dek, yer gök yarılana dek savaşacağız. Allah bu kutlu harbimizin şahididir. Bizi muvaffak edecektir inşallah. İnşallah. Filistin'in koruyucusu Türklerdir. Türkler diri olduğu müddetçe Filistin'i asla İslam'dan koparamayacaklar. Asla buna müsaade etmeyeceğiz. O öyle bir sultandı işte. Hazreti Ömer'in ahlakıyla ahlaklanmıştı o.
himayesinin altındaki onca topraktan bir Allah'ın kulu aç yatar mı öğrenmek isterdi. Ya asla içi rahat etmezdi. O zalime Yavuz, mazluma Yunus olurdu. Paşam, oysa korkak diyorlar Abdülhamit için. Korkak olan o patlamadan sonra öyle gelir miydi saraya? Hünkârım, hünkârım iyi misiniz? Paşa, Yıldız Camii'nin bahçesinde onlarca yaralı var. Hekimlere söyleyin, derhal müdahale etsinler. Emredersiniz hünkârım. Evladım, hekimlere haber verin, çabuk. Mutat olan sefirlerle görüşmemizi yapacağız. Ama hünkârım. Onlara gereken dersi vereceğiz. Yıkılmadığımızı, Allah'ın verdiği canı, yalnızca Allah'ın alacağını onlara göstereceğiz. Emredersiniz hünkârım. Asker, ne oldu evladım? Patlama olduğunda kimse kıpırdayamadı paşam. Sadece hünkârımız büyük bir serin kanlılık gösterdi. İzdiham olmaması için de arabasına bindi ve kendisi sürdü. Aman Allah'ım. Paşam, hünkâr o kadar temaşadan sonra bir de sefirlerle mi görüştü? Görüştü tabii. Görüştü. Çünkü o patlama onun canını ilgilendiren bir mevzuydu. Sefirlerle yapacağı toplantı ise devleti alakadar eden bir meseleydi. Hünkârımız devlet işlerini iki eli kanda olsa bile asla aksatmazdı. Sakin olun. Ağrınız var mı sultanım? Emsak abla. Emsak abla, beni hünkârımın yanına götürün. Yalvarırım sultanım, bebeğiniz için. Ne olur oturun biraz, sakinleşin. Ne olur sultanım. Ya hünkârıma bir şey olduysa emsak al sultanım. Ne olur böyle şeyler getirmeyin aklınıza. Hünkârım, patlama olunca korkmuş. Hayatınızdan endişe etmiş. Hünkârım. Sultanım. Hünkârım. İyi misiniz? Sultanım. İyi misiniz? Hünkârım, çok korktum. Size bir şey olacak diye çok korktum hünkârım. İyiyim. Çok şükür iyiyim. Düşman çok. Hain çok. Nefesimizi kesmek istiyorlar lakin. Bizim nefesimizi kesmeye kimsenin gücü yetmez. Çünkü biz biliyoruz ki nefesimizin sayısını bilen Allah'tır. Allah size uzun ömürler versin hünkârım. Bizim başımızdan eksik etmesin sizi. Size bir şey olursa ben yaşayamam hünkârım. Asıl size bir şey olursa biz yaşayamayız. Hanedanımız yaşayamaz. Evlatlarımız yaşayamaz. Şimdi istirahat edin. Benim mühim işlerim var. Sizi ziyaret edeceğim. Allah'a sana şükürler olsun yarabbim. Tahkikatı kim yürüttü peki? Necip Melhame Paşa. Hünkârımıza bizzat ben de tahkikatın başında olayım dedim. Lakin o beni sefirlerle yapacağı toplantıda yanında istedi. Neden peki paşam? Tarihe tanıklık etmem için. Tarihin bugüne kadar şahit olduğu en büyük patlamaydı. Daha önce böylesini ne gördüm ne de işittim. Korkarım ki Sultan Hazretleri ölmüş olabilir. Ölmedi, gelecek. Nereye gelecek? Buraya mı? Evet, buraya. Sultan tam vaktinde bize söz verdiği gibi toplantıya iştirak edecek. Hem ölmediğine hem buraya sapasağlam geleceğine nasıl emin olabiliyorsunuz? Çünkü onu gözlerimle gördüm. Patlamadan sonra insanlar kaçışırken o atının dizginlerini eline almış, etrafındakileri teskin ederek ilerliyordu. O muydu? Emin misin? Oydu. Onu görünce kaçtığımdan utandım. Sonra birden durdum. Yaşasın Sultan diye nara attım. Sultan Hazretleri, en muzaffer daima. Hünkâr Hazretleri, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olunuz. Sizi patlamadan sonra gördüm. Yaşasın Sultan diye bağırıyordunuz. O anda dilimden onlar döküldü Hünkâr Hazretleri. Çok yaşayın. Eyvallah. Yaşayacak günümüz, görecek yarınlarımız varmış.
Bize bu kirli suikasti tertip edenler şunu hesap etmediler. Allah'ın verdiği canı onun rızası olmadan alacak yoktur. Patlamadan evvel Şeyhülislam Efendi ile uzun zamandır konuşmak istediğim bir meseleyi görüşüyordum. Eğer o görüşme olmayıp arabaya her cuma bindiğim vakitte binseydim bugün aranızda olamayacaktım. Takdir-i ilahi. Böylesine haince bir suikasti kim planlamış olabilir hünkâr? İlk tahkikata göre oklar Ermeni komitacıların üzerinde. Zaten milleti sadıka olan Ermeni tebaamızı kullanmak isteyen bu hainler uzun süredir ortalığı yangın yerine çevirmek istiyorlardı. Lakin tek başlarına bir hiçler. Onlara yardım edenler olmuş. Misal, patlamanın gerçekleştiği araç Avusturya'da imal edilmiş. Hünkârım bağışlayın. Lakin devletimizin bu konuyla ilgili hiçbir dahli yoktur. İmparatorunuzla ve devletinizle münasebetlerimiz oldukça iyi. Sizin dahlinizin olduğuna asla ihtimal vermedim zaten. Mühim olan bomba malzemelerinin nereden temin edildiğiydi. Nereden temin etmişler efendim? Onu öğrenebildiniz mi? Fransa'dan temin edilmiş. Fransa devletinin hudutları içinden. Tahkikat elbet biraz daha sürecek. Perde aralanacak ve isimler ortaya çıkacak. Lakin tarih ilk saatli bomba suikastinin şahsımla birlikte Osmanlı Devleti'ne yapıldığını yazacak. Tarih yedi düvelin bir araya gelip yıkamadığı, Allah'ına ve onun yazdığı kadere şüphesiz itaat eden yüce Türk milletini yazacak. Bu suikast şahsımdan çok milletime yapılmış bir tertiptir. Bu suikast, dedem Yavuz Sultan Selim'in getirdiği hilafet sancağının dalgalanmasını hazmedemeyenlerin tertibidir. Bu suikast, mazluma kanat gerenleri alemden silmek için koşuşturanların tertibidir. Lakin şunu iyi bilmeliler ki, tertipler yapsalar da, bombalar patlatsalar da Allah ne derse o olur. Tek galip Allah'tır. La galibe illallah. Korkak olan bir sultan o gün sarayında saklanırdı. Hadi saklanmadı diyelim, kendini yüceltirdi. Oysa o işini aksatmadan sefirleri karşısına aldı ve milletini methetti. Allah'ına sığındı. Ondan aldığı kudreti bir kez daha meydana çıkardı. O bu millet için bir talihti. Neden ağlıyorsun evladım? Şanlı tarihimizde böyle bir şahsiyet yer ettiği için kıvanç duyuyorum paşam. Sevinçten ağlıyorum. Tabii aynı zamanda onun hükümdarlığını aklım erdiğince göremediğim için üzüntüden gözyaşı döküyorum. Sevinçle üzgün bir arada yaşıyorum paşam. Siz lütfen devam ediniz paşam. Bakmayınız bana. Paşam peki sonra ne oldu? Hainler yakalandı mı? İdam edildiler mi? Evladım, hünkârımız bir dahiydi. İhya etmek varken niçin idam etsin? O tutsak ettiği suçlunun bile bizim menfaatimize çalışmasını sağladı. Arabanın cami önüne gelmesini sağlayan adam bu hünkâr. Tahsin Paşa Corisi sual ediyor. Siz de onun yanına gidiniz. Yalnız mı sorgulayacaksınız hünkârım? Evet. Merak etmeyiniz, bir şey olmaz. Seni serbest bırakacağım. Lakin evvela suallerimi cevaplayacaksın. Arabayı camiye sen getirmişsin. Peki altında bomba olduğunu biliyor muydun? Bağışlayın hünkârım, affedin. Cevabın af dilemek olduğuna göre biliyordun. Peki o bomba sultanını öldürmek için oraya koyulduğunu biliyor muydun? O bomba yüzünden
26 kişinin hayatını kaybedeceğini, 56 kişinin yaralanacağını, 22 hayvanın telef olacağını hesaba katmış mı? Elbette hesaba katmıştım. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl bu işin taşeronu olursun? Tetkik ettirdim. Mahalleden rahatsızlandığı vakit devletimiz kendisiyle yakından alakadar olmuş. Maddi zorluk yaşadığımız dönemde kardeşini mektepten alıp bir işe sokmuş. Memurlarımız bunu öğrenmiş, kardeşini tekrardan mektebe yazdırmışlar ve senin hanene nakdi yardımda bulunmuşlar. Bütün bunları yapan devletine, sultanına bu ihaneti nasıl yaparsın? Niçin düşmanın oyununa geliyorsunuz? Nefsinizin yerine düşmek bu kadar kolay mı? Konuş! Bu kadar kolay mı basiretinizin bağlanması? Aç evi. Joris'i sual ettiniz mi? Evet hünkârım. Bütün suçlar üstlendi. Hünkârım, bağlantıları tıpkı Necip Paşa'nın tetkik ettirdiği gibi çıktı. Ardından devletimiz adına casusluk yapma teklifinizi kendisine sundum hünkârım. Ne dedi peki? Kabul etti mi? Etti hünkârım. O halde daha evvelden size söylediğim hususları kendisine anlatınız. Gittiğinde malumat toplasın ve bize bildirsin. Lakin hünkârım, Joris'i bırakırsak hünkâr korktu ve bırakmak zorunda kaldı diye laf çıkaracaklardır. Bırakmadığımız zaman bize nişan mı takacaklar paşa? Öyle de korktu diyecekler, böyle de. Biz kendimizi biliyoruz ve Joris'i devletimizin menfaati için serbest bırakıyoruz. Bize suikasta gelen adamı kendi namımıza çalıştırmak daha büyük bir iş değil mi? Yani o saatten sonra Joris devlet için çalıştı, öyle mi? Evet, evet. Hünkârımıza çok önemli jurnaller gönderdi. Hem hünkârımız daha başkalarını da yolundan çevirip aldı. Demek yeni kitabınızı tamamladınız Bayan Meri. Evet Tahsin Paşa. Hünkârımıza sunmak için sabırsızlanıyorum. Hünkârımız, sultanımız ve yeni şehzademizle birlikte sizi bekliyorlar. Şehzadenin doğduğundan haberim yoktu. Buyurun Meryem. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hünkârım, Salih Sultan. Biz de sizi bekliyorduk. Ne kadar tatlı bir bebek. Adını ne koydunuz? Abid. Abid Efendi'nin bahtının açık olmasını dilerim. Sağ olunuz, Allah razı olsun. Buyurunuz, oturalım. Buyurun Meryem. İkinci kitabım henüz bitti. Öyle mi? Size armağan etmek istedim. Hayırlı olsun. Hemen okuyacağım. Hünkârım, sizden af dilemek istiyorum. Hakkınızda söylenenlere kanıp ne kadar yanlış şeyler yazmışım. Geç de olsa sizinle tanışma şerefine nail olduğum ve sadece sizinle değil, hakikatle tanıştığım için de çok mutluyum. Bizi sizden daha iyi tanımasına rağmen hakikati bile isteyen reddeden o kadar çok ki. Siz sadece iyi bir gazeteci değil, aynı zamanda iyi kalpli, iyi birisiniz. Bizi gönül gözüyle tanıyan nadir insanlardansınız. Hazreti Mevlana, dünya gözüyle bakan yüzü, gönül gözüyle bakan özü görür demiş. Gönül gözüyle gören hiç kimseyi kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap gibi okur. Düşmanları bile hayrandı hünkârımıza. Hatta onca düşmanlık yapanların içinde daha sonra hünkârımızın kadim dostu olanlar bile çıktı. Sizce burası biraz ıssız gibi değil mi paşam? Daha emniyetli bir yere taşınsanız.
Burası da emniyetli evladım. Memleketimizin her bir karışı artık emniyetli. Tıpkı bundan evvelki devletimiz Osmanlı'da olduğu gibi. Bak hatırıma getirdin şimdi. Hamidiye alaylarını hiç işittin mi? Duymuşluğum var. İşte onlar eskiden emniyetimizin teminatıydı. Paşalar malumunuz Şark bölgelerinde Hamidiye alayları vazifelerini layıkıyla yerine getirmektedir. Bulundukları bölgelerde refah sağlamakta, taşkınlık çıkmasına ve isyanlara mani olmaktadır. Hamdolsun hünkârım. Halkımızın teveccühü bu konuda oldukça fazla. Hamidiye alaylarından duydukları memnuniyeti saraya gönderdikleri mektuplarda sık sık dile getiriyorlar. Milletimizde karşılık bulması en mühimi. Lakin ben gün geçtikçe Hamidiye alaylarının sayısının arttırılmasından yanayım. Daha da büyütme muradındayım. Ne oldu da böyle bir şeye lüzum gördünüz hünkârım? Biz bir tedbir aldıkça düşman fenalığını 10 kat arttırıyor paşa. O yüzden yeni alaylar kurmak icap eder. Anlıyorum hünkârım. Aklınızdaki vilayet neresi hünkârım? Trablus. Düşmanın gözü şimdi de Trablus'ta. Daha evvel Erzurum, Van, Bitlis, Sivas ve Diyarbakır'da tesis etmiştik. Şimdi de Trablus'ta tesis edeceğiz. Serasker Rıza Paşa. Burada Hamidiye alaylarının Trablus'ta hangi aşiretlerden teşekkül edeceği yazılı. O ailelerle irtibat kurup bir an evvel yeni alayı tesis edin. Emredersiniz hünkârım. Paşam, peki kuruldu mu Trablus'taki alay? Kuruldu, kuruldu. Onunla birlikte memleketimizde 65 tane Hamidiye alayı oldu. Yaz. Hünkârımıza sarayına kapanmış memleketten bir haber dediler. Oysa o her an memleketinin refahını düşünüyordu. Düşmanının fenalıklarını tespit edip ona karşı hamleler yapıyordu. Ona eli sıkı diyorlardı. Kimileri bu iftiraya inandı bile. Hey, hey. Oysa o yalnızca israftan uzak biriydi. Nerede bir muhtaç görse her daim yanında olurdu. Şahsi servetinin yarısından fazlasını bu millete hizmet etmek için infak etti. Böyle bir adam eli sıkı olabilir mi? Hünkârım. İstediklerinizi aldım hünkârım. Bunlar da artan paralar. Kalsın. Bir sonraki iaşeler için kullanırız. Emredersiniz hünkârım. Bir an evvel yerlerine ulaştıralım. Emredersin. Müsaade buyurun hünkârım. Tamam. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugünümüze de şükür. Sizler nasılsınız? Çok şükür, iyiyiz. Saatinizi merak ettik. O yüzden bu saatte kapınızı çaldık, kusura bakmayınız. Eğer bunu da kabul ederseniz biz de iyi olacağız. Allah razı olsun. Beni hiç unutmuyorsunuz. Lakin artık isminizi söyleseniz de en azından kim olduğunuzu öğrensem. Öylesi daha münasip. Siz kendinize dikkat ediniz. Biz ara ara yine gelip hatırınızı sorarız. Hayırlı akşamlar. Peki. Hünkârım. Allah sizi devletimizin başından eksik etmesin. Siz gizleseniz de ben hakikati öğrendim. Geçen gün rüyamda gördüm ben sizi. Ertesi gün cumaydı. Epey bir yol geçtim.
Yıldız'a cuma selamlığına gittim. Orada gördüm ki, rüyamda gördüğüm kişiyle her ay evime gelen kişi aynı kişidir. Sonra düşündüm kendi kendime ve dedim ki, biz ne talihli bir milletiz ki böyle bir hükümdarımız var. Ben ne sevap işledim ki yüce Rabbim her ay benim kapıma cihan hükümdarını gönderiyor. O nasıl bir sultandır ki parasını, malını hibe ediyor. İsmini söylemekten, sultan olduğunu söylemekten imtina ediyor. Kibirden uzak, tevazuya bürünüyor. Allah ömrünüzü uzun, bahtınızı açık etsin. Amin. Sizi bizden, bizi de sizden ayırmasın hünkârım. Eyvallah. İşte hünkârımız için sarayından çıkmıyor diyenleri utandıracak bir hadise. Bak, bu sadece bir misal. Hiç bilmediğim, ziyaret etmediğim sokakların hepsini bilirdim. Ve her vakit kendi cebinden iyi aşeler alırdı, öyle mi? Öyle öyle. Hem kendi şahsi parasından alırdı, hem de kendi ismini gizlerdi. Bak, memurlardan birinin hanımı vaktin birinde doğum yapacaktı. Ve memur uzakta, doğum yaklaşmış, çare düşünülüyor. Etrafında bir tek akrabası da yok. Aklına hünkârımız gelmiş. Saraya telgraf çekmiş. Hanımın doğum yapacak, ona yardım edecek bir Allah'ın kulu yok diye. Derhal hekimler gönderildi, çocuk doğdu. Hünkârımız merhametli biriydi. Bütün şehzadelerinde merhametli olması için uğraştı. Tamam, biraz da sen at. Al bakalım Mahmut Efendi. Alın bol bol yiyin. Ama böyle hepsini atarsan yarına kalmaz. Ya yarın burada olmazsa o vakit ne yiyecekler? Biz gidince aç kalmasınlar. Bugünden tüm yemeği dökelim. Gelip gidip yerler. Oğlum biz burada olmasak da besleyen birileri mutlaka çıkar. Çıkar mı gerçekten? Ölmez mi kuşlar? Ölmez evladım. Sen biliyor musun Hazreti Ömer ne demiş? Ne demiş? Hazreti Ömer demiş ki, dağlara buğdaylar serpiniz. Müslüman bir ülkede kuşlar aç demesinler. O yüzden Müslüman bir ülkede kuşlar aç kalmaz. Mutlaka onları besleyen biri çıkar, sen merak etme. Sen yine de ver bakalım şu yemleri. Şimdi git onların üstüne at hepsini. Hadi koş. Yalnızca Anadolu'nun, İstanbul'un değil, alemi İslam'ın, tüm cihanın sultanıydı. Ta Meksika'dan Japonya'ya, nerede bir Müslüman varsa hepsinin halifesiydi. O zamanlar işittik ki devrin Japon İmparatoru Mikado her memlekete bir elçi gönderiyor ve o ülkelerde kayda değer bir şey görürse onu taklit edip kendi ülkesinde uyguluyormuş. Tabii hünkârımız bunu duymuş. Japonya'da pek çok Müslüman olduğu için o elçi bizim memlekete gelmeden önce hazırlıklarını yaptırmış. Nihayetinde de muradına erdi tabii. Hünkârım. Buyurunuz paşa, dinliyorum. Hünkârım, Japon elçi özel olarak ürettiğimiz tekneleri beğenmiş. İmparator Mikado'ya sunmuş hünkârım. Hünkârım, Japon İmparatoru da bir sergi düzenleyerek en önde sizin yaptırdıklarınızı sergilemiş. Japonya'da bizim mühendislerimizin yaptığı bu tekneler fazlasıyla imal edilip kullanılacakmış hünkârım.
Âlâ paşa. Maksadım Japonya üzerinden ticaret yapıp para kazanmak değildir. Orada birçok Müslüman kardeşimiz var. Japonya devletiyle hem kültürel hem de ticari manada sıkı olmalıyız ki oradaki Müslüman kardeşlerimiz için yeri geldiğinde söz sahibi olabilirim. Allah muhafaza, huzurlarını kaçıran en ufak bir şey olsa geç kalmadan mani olabilmeliyiz. Her daim halifelerinin yanlarında olduğunu onlara hissettirebilmeliyiz. Çok iyi düşünmüşsünüz hünkâr. Japonya dünya ile temasını henüz daha yeni sağlıyor. Onlarla diğer doğu devletleriyle olduğu gibi muhabbetimizi sıkı tutmalıyız. Çok haklısınız hünkâr. Lakin aklıma takılan şey bir teknenin dikkatlerini çekeceğini nasıl tahmin ettiniz? Malumunuz Japonya bir ada devleti. Aslında gemilerle teknelerle iç içedirler. Lakin hep kendi yaptıkları gemilere, teknelere alışkındırlar. O sebeple farklı bir cinsin işlerine en çok yarayacak alanda dikkatlerini çekebileceğini düşündüm. Her zamanki gibi yine yanılmamıştı. Alt tarafı bir tekne deyip geçersin ama böyle küçücük şeylerle pek çok diyarda hükmünü devam ettirdi. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Amin paşam. Cennet mekanı Sultan Abdülhamit dininde de emredilen şekilde yaşarmış. Öyle bahsetmişsiniz paşam. Öyleydi. Bir gün hiç unutmam Kadir gecesiydi. Sabahlara kadar mescitte Kur'an-ı Kerimler okundu. Zikirler yapıldı, ilahiler söylendi. Bunları her vakit yapıyorduk ama o gece farklı bir şey vardı. Nedir o farklı olan paşam? Ta Meksika'dan Aceh'e, Avrupa'nın en ücra köşelerine gönderece yeni icazetini almış dervişler. O İslam'ın halifesi, Türk'ün kılıç tutan veliydi. Bu memleketin leşkeri gazaları olduğu kadar leşkeri duaları da vardır. Sizler leşkeri duasınız. Dua neferlerisiniz. Kadir gecesini geride bırakıyoruz. Allah idrak ettiğimiz kandilimizi mübarek eylesin. Sizler birazdan yola revan olacaksınız. Kiminiz Aceh'e, kiminiz Hindistan'a, kiminiz Java'ya, kiminizse dünyanın bir ucu olan Meksika'ya gideceksiniz. Kiminizse Avrupa'nın bir ucuna dini mübini İslam'ı anlatmaya gideceksiniz. Allah niyetlerinizi hayır eylesin. Amin. Amin. Gittiğiniz memleketlerde Allah'ın dinini öğretmekten bir an geri durmayınız. Yolunuza çıkartılan fenalıklara karşı dirayetinizi muhafaza ediniz. Siz kitabımızı, peygamberimizin sünnetini anlattıkça eza cefa çektirmek isteyenler olacaktır. Lakin unutmayınız, nice azlar çok olanlara galip gelmişlerdir. Rabbimizin sizleri muhafaza ettiğini bir an olsun aklınızdan çıkarmayınız. Yolunuz açık olsun. Amin. Amin. Gittiğiniz yerlerden bizlere haber göndermeyi ihmal etmeyiniz. Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı mevkilerde bir ihtiyaç olursa mutlaka bize bildiriniz. Bizler de bir an evvel onları temin ederiz. Emredersiniz. Eyvallah. İsmail Hakkı Bey. Geceyi Yunus Emre'nin seher vaktinde zikrullah ile bitirelim. Emredersiniz ki. Evlatlarımızı onunla uğurlayalım. Acep lütfun seherinde Allah, acep lütfun seherinde, seher vaktinde zikrullah Allah, bahar vaktinde zikrullah. Cennet mekan Sultan Abdülhamit, hilafetin hakkını veren bir halifeymiş.
şey mi oldu paşam? Hilafetin hakkını verdiği meselelerden birini hatırladım. Nedir o mesele paşam? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hakaret için İtalya'da sergilenecek bir tiyatro oyunu. Bu oyun için İtalyan sefirini huzuruna çağırıp o kumpanyanın ilanlarını tokat gibi yüzüne çarptığı o günü. Hünkârım, İtalya sefiri geldiler. Gelsin. Emredersiniz hünkârım. Aç evladım. Sefir efendi, buyurun. Buyurun. Hünkârım, mühim bir husus olduğunu işitince süratle geldim hünkâr hazretleri. Emriniz nedir? Derhal küstahlığı bırakacaksınız. Bağışlayın hünkârım. Anlamadım. Tiyatro. Sefer efendi, tiyatro İtalyanlar için ne ifade eder? Bizim için tiyatro her şey demektir hünkârım. Bizim için de kıymetlidir. Bildiğiniz üzere sarayımızda bir tiyatro salonu mevcuttur. Tabii bu size garip gelecek. Doğulu bir padişahın sarayında bir tiyatro salonu. Siz oldukça modern bir tabiata sahipsiniz hünkârım. Birinin benim hakkımda ne düşünüp ne düşünmediğinin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Tiyatroyla alakalı benim ehemmiyet verdiğim tek şey temsillerde hakka, ahlaka, inanca mugayir şeylerin anlatılmaması. Bizler sizin hem bu hususlardaki ince siyasetinize hem de sanata ve zanaata verdiğiniz kıymetin hayranıyız hünkârım. Eğer bir tiyatroda İnsanların hususi hayatlarına, mahremlerine, inançlarına, kimliklerine hakaret ediliyorsa, bu değerler küstah bir üslupla hicvediliyorsa, bu tiyatro bizim nazarımızda yıkılmaya mahkumdur. Biz de aynı şekilde sizin gibi düşünüyoruz hünkârım. Sizin için öyle değil Sefer Efendi. Sizinki küstahlık. Küstahlık derhal terk edin. Hünkârım. Sefer Efendi, yerinizi alın. Fahri Kainat Efendimiz'e hakaret eden bu oyun ne İtalya'da ne de başka bir yerde asla sahnelenmeyecek. Eğer böyle bir şey olursa o sahneleri başınıza yıkarım. Derhal hükümetinize bildirin. Size bir saat mühlet. Hünkârım. Bana bakınız Sefer Efendi. Eğer haddinizi bilmemeye devam ederseniz tüm gücümüzle, topumuzla, tüfeğimizle, okumuzla, yayımızla, Afrika'daki dindaşlarımızla İtalya kıyılarına dayanırız. Ben dini İslam'ın halifesi Sultan Abdülhamid Han. Ölürüm de Peygamber Efendimiz'e hakaret ettirmem. Müsaade buyurun. Yıkıl! Çıkın! Bu tokadın sesi yalnızca Roma'da değil, bütün cihanda işitilmiştir paşam. Peki, temsil durdu mu paşam? Tabii ki durdu. Hünkârımız bastonunu yere vurduğunda düşman dünyanın bir ucunda olsa bile titrerdi. Küffar temsili evvela Fransa'da oynamak istemişti. Hünkârımız mani oldu tabii. Lakin durmadılar. Daha sonra İtalya'da oynamak istediler. Hünkârımız ona da mani oldu. Tiyatro oyununun sahnelenmeyeceğini bildirdiler. Temsil durdurulmuş. Bugün için durdular paşa. Dün de durmuşlardı. Lakin biz yarın için teyakkuzda olmalıyız.
Eğer ders çıkarmazsak bu kutlu imtihanda sınıfta kalırız. Rabbim imtihanında muvaffak olanlardan eylesin hünkârım. İnşallah yarın da bugün olduğu gibi fırsatçılara imkan tanımayıp onlara galip geliriz hünkârım. İnşallah. Allah'ımıza, Peygamber Efendimiz'e, dinimize, vatanımıza, bayrağımıza, insanımıza namerdin eli değmezse o vakit müsamahamız bizim gölgemizdir. Lakin bize, istikbalimizi inşa eden değerlerimize el uzattıkları, dil uzattıkları vakit onların gölgesiyizdir. Şahitsiniz paşa. Son nefesime kadar bunun için savaşacağım. İnşallah. İnşallah hünkâr. Allah. Aciz kulun Hasan Tahsin şahittir. Hünkârımız son nefesine kadar mücadeleye devam etti. Sen imtihanını muvaffakiyetle veren kulların gibi mekanını cennet eyle Allah. Amin. Paşam, sizinle de alakalı suallerim var müsaadenizle. Sor evladım, sor. Şimdi ne yapıyorsunuz paşam? Geçiminizi nereden sağlıyorsunuz? Bugüne kadar ne yaptıysam onu yapıyorum evladım. Katiplik yapıyorum. Nerede? Bir fabrikada. Hayta! Gel Hayta! Gel, gel! Hayta! Hayta! Gel! Gel, 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 gel. Oh, Hayta, Hayta. Korkma evladım. Bizim buranın köpeğidir Hayta. Yanlış anlamayın paşam. Geçen ay arkadaşımın birini köpek ısırdı. Kuduzmuş. Neyse ki aşısı yapıldı. Vaziyeti iyi şükür. Ondan endişe ettim paşam. Haytanın iğnesi tamdır. Kuduz değil, merak etme. Hayta! Cennet mekan hünkârımızın bu hususta bile payı vardır. Hangi hususta paşam? Kuduz aşısında. Nasıl yani paşam? O ünlü mikrobiyolog Louis Pasteur'e aşı tedavisini geliştirmesi için hünkârımızın destek sağladığı mesele. Bu doğru mu paşam? Doğru, doğru. Hünkârımız ilmi meselelerle son derece alakalıydı. Bay Pasteur kuduz aşısıyla alakalı çalışmaları yaparken hünkârımız kendisini takip ediyor. Her gelişmeyi öğrenmeye çalışıyor. Bay Pasteur daha kapsamlı çalışmalar yapabilmek için zamanın bütün imparatorlarına mektuplar yazıp onlardan yardım talep etti. O mektuplardan birine Rus çarı kendi portresini ve bir tebrik mektubu yazarak cevap verdi. Hünkârımız ise para yardımında bulundu. Kendisine bir devlet nişanı ve kendisiyle birlikte çalışmak için bir heyet kurup Paris'e gönderdi. Sonra paşam? Heyet bir yıl sonra yurda döndüğünde meseleyle alakalı pek çok yol kat edilmişti. Hem aşı geliştirilmiş hem de Osmanlı'da Kuduz Hastanesi'nin kurulabilmesi için bütün çalışmalar tamamlanmıştı. Ya. Paşam, madem rivayetlere geldik, mühim bir rivayet var. Onu sormak isterim. Sor evladım, sor. Hünkârımızın haline sebep olan hadise. Hadis kitabı olan Buhari'nin yakılmasını anlatır mısınız? Hey güzel Allah'ım! Hey güzel Allah'ım! Yalan! Yataktan kalktığında abdestsiz yere adım atmamak için tuğlanın üzerine teyemmüm yapan bir sultan Buhari'yi yaktırır mı? Yalan! Hepsi yalan! Aldığımız bir malumata göre payitahta bir fitne yayılmış.
Nedir? Hünkâr Buhari'yi yaktırdı lafı halk arasında dolaşıyormuş hünkârım. Daha da kötüsü, Çemberli Taş'ta Buhari'yi yaktı lafı, Aksaray'a varıncaya değin hünkâr Kur'an'ı yaktır diye dönmüş hünkârım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Biz Buhari'yi niçin imha ettik, niçin yaktık İsmail Hakkı Bey? Hünkârım, baskısında ve şerhinde hatalar vardı. Bu hatalardan dolayı Müslümanlar yanlışa düşmesinler diye biz de hepsini toplattık ve yaktırdık. Bir fitneye sebebiyet vermemek için bunu yaptık hünkârım. Lakin iftiralarına, fitnelerine hala devam ediyorlar hünkârım. Bizim şahidimiz Allah'tır. Hakikatler elbet gün yüzüne çıkacaktır. Biz nice alimler, hocalar vazifelendirdik. Buhari'yi aslına uygun olarak yeniden bastırıyoruz. Bütün bu masrafları Cebi Hümayun'dan karşılıyorum. Kimse tek kuruş ödemeden temin edebilecek. Yeter ki Peygamber Efendimiz'in hadislerine bütün Müslümanlar vakıf olsun. Hayatlarında tatbik etsin, kurtuluşlarına vesile eylesin. Bizim alnımız ak, yüreğimiz ferah, vekilimiz Allah'tır. Amin. Sıddık. İşte ben bu yüzden varım. Her gün Buhari okuyan bir padişah Buhari'yi mi yaktırdı? Ama işte iftira. Ben bu yüzden yazdım evladım. Doğru olanı anlatmak için. Paşam, koca gök sultanı bize Kızıl Sultan diye öğretiyorlar. Vekilimiz Allah'tır. Hakikati herkesin bilmesi için de var gücümle mücadeleye devam edeceğim. Vaktim az veya çok. Ama inşallah harpteyken can veririm de. Cennet mekanı hünkârıma kavuşsun. Aman paşam. Rabbim ömrünüze bereket versin. Harpteyken ölmek için birbirleriyle yarışan mertlerin, cengaverlerin yattığı topraklar üzerindeyiz evladım. Bu duayı kalbimizin derinliklerinden gelen bir hissiyatla yapmazsak onların yüzüne nasıl bakarız? O yiğitlerden birini sana anlatayım bak. Tarih bunu da yazmaz. Tuzağa düştü Osman. Belki ölümden kaçamayacağız ama vazife de bizden kaçamayacak Nadir Bey. Yakala. Nadir Bey, sen o vesikayı hünkârımıza götür. Vazife aksamasın. Olmaz Osman. Beraber. Nadir Bey şimdi sırası değil. Sen vesikayı götür. Ben burada kalıp harp edeceğim. Osman. Nadir Bey, Şehit Hamza'nın kardeşiyim ben. Sürdüğün sütünü içip suyunda abdest almışım. Burada harp edip şehit olmak varken, kumandanımıza, abime kavuşmak varken sen beni nasibimden mi edeceksin? Hadi Nadir Bey, vazife beklemez, haydi! Vazife beklemez, haydi! Nadir Bey. Eyvallah. Söğütlü. Sana da eyvallah kumandanım. Bismillah.
hünkârımız Söğütlü Osman'ı ilk gördüğü gün evine dönmesi için ikna etmeye çalışmıştı. Söğüt alayından gönderilen yeni muhafızlarımız sultanım. Selamun aleyküm asker. Aleyküm selam. Yavuz oğlu Osman, hanginiz? Başın sağ olsun evlat. Ağabeyin Hamza'yı Rabbim cennetinde ağırlasın. Amin hünkârım. Bir evin iki oğluymuşsunuz. Ağabeyin senin de vazifeni yaptı. Evine dönebilirsin evlat. Sağa dön. Hünkârım. Bağışlayın. Sultanım, eğer askeriniz olmaya layık değilsem beni hademe yapın. Ama beni köyüme göndermeyin. Anam gönderirken sultanımıza hizmetten geri durursan ahirette de benden geri dur dedi. Gencimizi, şehit ağabeyini ve annesini Rabbim ahirette de ayırmasın. Amin sultan. Uygun adam marş. Allah şehadetini kabul etsin paşam. Amin. Amin. Hünkârın Azerbaycan'da Türkçe eğitimin yasaklanmasına mani olduğu söyleniyor. Bu konuda bir malumatınız var mı? Elbette. Bu yasağa nasıl mani olduğuna bizzat ben şahidim. Hünkârım. Buyurun paşa. Hünkârım, Azerbaycan'daki kardeşlerimizden kötü bir malumat geldi. Hayrola? İran Şahı devletin resmi dilinin Farsça olduğuna karar vermiş. Okullarda Türkçe eğitime yasak getirilmiş hünkârım. Hünkârım, Şah Kaçar Türk hanedanından olduğu halde neden böyle bir karar alır? İlmi siyaseti bilmezsen hanedanın bir ehemmiyeti yoktur paşa. Seni nereye çekerlerse oraya gidersin. Bizim ilmi siyasetimize itimadımız tamdır. Bizim Türkçe hassasiyetimiz bundan 600 yıl, 700 yıl öncesinden gelmektedir. Karamanoğlu Mehmet Bey o gün hadiseye nasıl yaklaşmışsa biz de şimdi öyle yaklaşıyoruz. Millet olarak birlikte yaşamanın ilk şartı dil birliğinin sağlanmasıdır. Türklerin milli birliğini sağlamasından korkanlar, Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizle bizi birbirimizden ayırmak isteyenler Şah'a bu kararı aldırttı. Aldırtan kim hünkârım, belli mi? Ruslar paşa, Ruslar. Anlaşılan 5. yılında olmasına rağmen Şah dostu düşmanı ayırt edecek tecrübeye ulaşamamış.
Bize gelen malumatlarda İranlı meşrutiyetçilerin arkasında İngilizler, yeni idarenin etrafındaysa Ruslar var. Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimiz meselenin halli için bizden yardım talep ederler hünkârım. Türkçenin tekrar resmiyet kazanmasını istiyorlar. Emriniz nedir hünkârım? Bugüne kadar ne emrettiysek onu emredeceğiz paşa. Nasıl? Evvela rahatsızlığımızı en sert şekilde dile getireceğiz. Türkçenin tekrar resmi dil olmasını ve eğitimde de Türkçenin kullanılması gerektiğini söyleyeceğiz. Ya kabul etmezlerse hünkârım? O zaman da bugüne kadar Türk'ün dilinden anlamayanın payına ne düştüyse onlar da onu alacaklar. Türk'ün pazusuna. Derhal şaha irade gönderilsin. Gönül ve dil bağımızın olduğu Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin talepleri harfiyen yerine getirilmediği takdirde Türk İslam aleminin sultanı olarak bedelini ödeteceğimi söyleyiniz onlara. Tebriz'de Türkçe yeniden hakim kılınmazsa ilişkilerimizin zarar göreceğini söyleyiniz. Onlar ne demek istediğimi anlarlar. Emredersiniz hünkâr. İrade, hünkârımızın buyurduğu gibi şaha iletildi. Şahın cevabı ne oldu paşam? Hünkârımızın taleplerini kabul etmekten başka ne olabilirdi ki? Hem de ilk cevap mektubunda. Devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu tekrar mektupla bize iletti. Hünkâr sayesinde Azerbaycan Türkçe'ye hasret kalmadı demek paşam. Hünkârımız Türk İslam lideriydi. Lakin yanlış anlaşılmasın, gayrimüslim tebaaya karşı da son derece hassasiyetliydi. Hiçbir kökeni diğerinden ayırmazdı. Hünkârımız adildi. Hakkaniyetliydi. Ayrım yapmazdı. Bak şimdi, sana bir hadise anlatayım. Hem de misal olsun. Biz Hristiyanız, lakin sizin tebaanızız. Benim evladıma kendi ellerinizle bacak yaptınız. Bugünleri gördüm ya, evladım yürüyor ya, size minnettarız. Siz bir sakat çocuğun bile huzurunu düşünüp ona yardım etmeye gayret eden, yüreği devlet hudutlarını dahi aşmış bir şahsiyetmişsiniz. Bir bas bakalım üstüne. Rahat mı? Rahat. Maşallah. Zamanla alışacaksın evladım. Hünkârım, beni ne zaman gördün de bunu bana yaptın? Kuruçeşme'nin bahçesinde annenizle dolaşırken hünkârımız gördü. Sonra biz de sorduk, soruşturduk sizi. İşte Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin hükümdarlığının tarifi bu misalde gizlidir. Yaz. O milletiyle dertlenip, milletiyle keyiflenen bir hükümdardı. Milleti için yaşadı, milletinin tasası ile de hak vaki oldu. Paşam bir şey merak ettim. İran Şahı hünkârın taleplerini kabul etmeseydi bu mesele harbe kadar varır mıydı? Varırdı. Hünkârımız dediğini icra ederdi. Mevzu bizim bölünmezliğimizi, bütünlüğümüzü, birlikteliğimizi tehdit eden bir şeyse asla mücadeleden geri durmazdı. Loros'u aldığımıza göre Beşpınar bizim için en sağlam hamle olacaktır. İnşallah hünkârım. Rabbim muvaffak etsin. İnşallah. Hünkârım, buyurunuz Gazi Osman Paşa. Şükürler olsun ki gitmeme gerek kalmadan Loros'u Yunan'dan geri aldık hünkârım. Çok şükür. Çok şükür. Paşalar, Loros'tan sonra Beşpınar'da da galip gelirsek Neşet Paşa'nın tümeni Tırhala üzerinden taarruza geçsin. Bu hamlenin getirisi Tırhala'dan büyük olacaktır hünkârım. Evet paşa. Tırhala'ya akın etmemizle Yenişehir'deki düşman geri çekilmeyi düşünecektir. Belki de düşünceden öte bunu yapacaklardır. Çatalca ve Velesin'e kadar çekilip buralarda savunma hattı kuracaklardır hünkârım. Hünkârım, Beşpınar taarruzunda galip geldik. Beşpınar Yunan'dan alındı. Hamdolsun. Hamdolsun. Hamdolsun.
Derhal telgraf çekin evladım. Neşet Paşa ve tümeni derhal tırhalaya harekete geçsin. Yunan'ın kuklacıları müdahale etmeden harbi neticelendirmeliyiz. Bunu da bütün birliklere bildirin. Derhal. Emredersiniz hünkârım. Ülkede Yunan'ı bozguna uğratmış. Yunanlılar Atina'ya doğru geri kaçıyorlarmış hünkârım. Hamdolsun. Hamdolsun. Hünkârım, bu saatten sonra Yunan ya teslim olacak ya da denize kadar kaçabildiği kadar kaçacak. Kaçtıkları kadar kaçsınlar paşa. Mağlubiyet onların peşini bırakmayacak. Bu zafer yeni bir dönemin habercisidir. Bütün cihan Osmanlı'nın askeri gücünü gördü. Hem de bizden beklemedikleri gücü gördüler. Artık daha fazla hücum edecekler. Sinsi tertipleriyle bizimle daha fazla uğraşacaklar. Rabbim bizi ve bizden sonrakileri küffara karşı her daim galip eylesin. Amin. Amin hünkârım. Meydanda kazandığımız harbi masada demek böyle kaybettik. Hünkârımızın dediği gibi oldu çünkü. Osmanlı'nın gücünü ve inancını gören diğer devletler hemen devreye girdiler. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanlıları müdafaa için hemen bir araya geldiler. Yunan'ı alan Osmanlı yarın onların kapısına dayanacaktır paşam. İngiliz, Rus, Fransız, Dan, İtalya devletleri gün aşırı yıldıza sefir gönderdiler sürekli. Ve ortaya çıkan tabloda bütün bu devletlerle tek başımıza mücadele edeceğimiz ortaya çıkıyordu. Gelen baskılar üzerine hünkârımız Yunanistan'dan tazminat talep etti. Ve sulh yoluna gitmeye karar verdi. Hünkârımız direnemez miydi paşam? Neticede Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanan bir harp çünkü. Hadisenin iç yüzünü bilmeyenler için bu tür fikirler yürütmek doğal. Hünkârımız onların asıl niyetlerinin ne olduğunu çok iyi biliyordu. İşte bu yüzden sulh yoluna gitmeyi uygun gördü. Hadiselerin iç yüzü nedir paşam? Anlatabilir misiniz? Hünkârımızın bana verdiği vazife, son nefesimi vereceğim güne kadar icra edeceğim bir vazife. Anlatacağım elbet. Tarih bunu da yazsın. Bize, yani Osmanlı'ya düşmanlık edenlerin en büyük sebebi neft, yani petroldü. Bizim topraklarımızın içinde sayısı 65'e varan petrol rezervi vardı. Bu rezervlerden bizim kadar küffar da haberdar. En ufak bir kıvılcımı fırsat bilerek buraları kendi aralarında bölüşmek isteyeceklerdi. Nedir son malumatlar paşa? Hünkârım, vazifelendirdiğimiz heyet son olarak Bitlis civarında da petrol rezervine rastlamış. Belirlediğimiz güzergahlarla alakalı vaziyet nedir peki? Hünkârım, Dicle Nehri kıyısında ve Sirt tarafında tetkikler yapılmış. Netice beklediğimiz gibi hünkârım, o bölgede de petrol rezervi bulunmuş. Dicle Nehri'nin yükselmesi sebebiyle kıyılardaki tetkikleri tamamlayamamışlar hünkârım. Lakin nehrin üst tarafındaki dağlarda petrol rezervi olabileceğini bildirmişler hünkâr. O dağlar 800-900 metre yükseklikte. Petrol çıksa bile sevkiyatı bir hayli meşakkatli olacaktır hünkâr. Meşakkatine katlanacağımız şey bu memleketin yarınlarının teminatı olacak paşa.
derhal bir heyet daha teşekkür edilsin. Emredersiniz hünkâr. Bu sevkiyatı daha kolay yapabilmemiz için hususi olarak çalışmalara başlasınlar. Onların giderleri de Cebi Hümayun'dan karşılansın. Emredersiniz hünkâr. Petrol coğrafyaları yeniden belirleyecek kudrettedir paşa. Andolsun ki bizim topraklarımız petrol rezervleriyle dolu. Kerkük'ten Nemrut'a, Telkayyare'den Bismil'e, ki Telkayyare en mühimi. Bağdat'tan Musul'a kadar olan bir petrol havzasına sahibiz. Bu havza bizim için ne kadar mühimse küffar için o denli tehdittir. Gözleri kulakları her daim bizde olacak. Bu kuyuları elimizden alabilmek için kuyuların başında meşalelerle gezmeye dahi kalkacaklardır. Hünkârım, Almanlar demir yolunu yaparken Telkayyare'deki rezervlere dokunulmaması için Musul'daki rezervleri şahsi mülk edinmiştiniz. Yeni dünya düzeninde petrole sahip olan cihana sahip olacaktır paşa. İşte bu sebeple bu rezervlerin işletme hakkını Hazine-i Hassa'ya vereceğiz. Avrupa'nın gözü her ne kadar payitahtta olsa da aynı zamanda Mezopotamya'da, Afrika'da. İşte bu sebeple her daim tedbirli olmalıyız paşa. Her daim. Çok haklısınız hünkâr. İşte evladım, Yunanlarla sulh olmamızın en önemli sebebi elimizdeki petrol rezervlerini almak için küffara bir harp bahanesi vermemekti. Hepsini yazdım paşam. Hünkârın Beylerbeyi sürgünü hakkında da birkaç sualim olacak, müsaade buyurursanız. Sultan Abdülhamit'in o günlerini de anlatır mısınız? Sultan, Alaaddin'i köşkünde de, Beylerbeyinde de çok büyük acılar çekti. Hamdolsun, vatansız, devletsiz kalmadık. Şimdi de gencecik bir cumhuriyetimiz var. Ömrü uzun olacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Lakin şunu da unutmamak gerek. Cumhuriyeti kuran kadrolar sultanın kurduğu okullarda yetişti. Talat Paşa'nın Sultan Abdülhamit'i Beylerbeyi'nde ziyaret ettiği söyleniyor. Bu hadise doğru mu paşam? Böyle bir şey yaşandı mı? Evet. Talat Paşa Cihan Harbi sırasında bütün nezaketiyle hünkârımızı ziyaret etmiş. Harp hususunda kendilerine danışmış. O da memleketin istikbali için yardımcı olmaya çalışmış. Bismillahirrahmanirrahim. Talat Paşa ve beraberinde bir heyet sizi görmek istiyorlar. Öyle mi? Peki, içeri alırız. Efendi Hazretleri. Hoş geldiniz evladım. Maşallah pek gençmişsiniz. Devletin içinde bulunduğu vaziyet bizi ihtiyar etti. Buyurunuz, oturunuz. Ayakta kalmayınız. Malumunuz, Cihan Harbi devam ediyor. Efendimiz Sultan Reşat. Biraderim Reşat Efendi. Bizi size gönderdi. İngiliz donanması Çanakkale açıklarında denizden bir hücum tertip edecekler. Payitahttaki hanedan azalarının Bursa'ya nakli düşünülüyor. Sultan Reşat Efendimiz sizin de Bursa'ya avdet etmenizi arzu ediyor. Demek felaket kapıya dayandı, öyle mi? Maalesef. Elimizden bir şey gelmez. Elinizden gelirdi Talat evladım. Lakin siyasetin kirli oyunları başladı. Sizler de tabii içeride mücadele ederken gözünüzü dışarı çevirdiniz. Benim her daim bir gözüm içeride olanlara bakmıştır.
Bir gözümse dışarıda olanlara. Almanların yanında harbe girerek hata ettiniz evladım. Ama Almanlar sizin de en güçlü müttefiklerinizdi. Öyle. Bir denge kurmak gerekliydi. İngilizlere, Ruslara karşı Almanların yanında yer aldık. Almanları onlara karşı tehdit olarak kullandık. Bir kere ne yapıp edip bu harbe girmemeliydiniz? Harp kaçınılmazdı. 33 yıllık saltanatım boyunca kaç kere kaçınılmaz harplerin kıyısından çevirdim ben bu gemiyi. İkinci olarak, madem mecbur kaldınız, girdiniz, kara devleti olan Osmanlı, ikisi de kara devleti olan Almanya ve Avusturya ile ortaklık kurmamalıydı. Deniz devleti vasıfları daha ağır basan İngilizlerle, Fransızlarla ortak olmalıydı. Bunu düşünemediniz mi evladım? Mecbur kaldık. Sizce İngilizler bizi oyunlarına dahil ederler miydi? Eğer doğru siyaset izlenseydi belki. Üçüncüsü de, boşa endişe ediyorsunuz evladım. Ben Çanakkale'yi öyle bir tahkim ettim ki, bu durumu değiştirmediyseniz düşman Çanakkale'yi geçemez. Çanakkale'yi geçemezse Ruslara yardım da edemez. Böylece Rus cephesi dağılacaktır. Çanakkale'deki tahkimatlara dokunmadınız değil mi evladım? Erkan-ı Harbiye daha iyi bilir. Lakin sizin yaptırdığınız tabyalar duruyor. Hamdolsun, hamdolsun. Dördüncüsüne gelince, bana payitahtı bırakıp git diyorsunuz. Dedem Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettiği vakit surların içinde Bizans İmparatoru Konstantin'i muharebe kıyafetiyle buldular. Ben Osman Gazi oğlu, Orhan Gazi torunu Sultan Abdülhamit Han'ım. Bizans İmparatoru kadar olamayacak mıyım evladım? Düşman Çanakkale'ye geçerse maazallah, ancak benim cesedimi çiğneyerek İstanbul'a girebilir. Ne geri kaçarım, ne de teslim olurum. Belki tek başıma bir faydam olmaz. Lakin ileride İstanbul'un işgali vaziyeti hasıl olursa eğer, benim kararımı tarih kitabından okuyanlar son ana kadar nasıl mücadele ettiğimi görürler de cesaret alırlar belki. Şimdi, Talat Paşa evladım, gidin biraderime aynen bu söylediklerimi ilet. Sizlerin omuzlarınızda taşıdığınız o yükün ağırlığını bizzat iktidara gelince anladım. Belki orada o gün söylenecek çok şey vardı. Sorulacak birçok sual. Ne hünkârımız sordu, ne Talat Paşa cevapladı. Ama artık devletin yıkılmak üzere olduğunu ikisi de biliyordu. Aradan birkaç yıl geçti. Çanakkale geçilememişti. Hünkârımız haklı çıkmıştı. Lakin Osmanlı ordusu müttefikleriyle beraber Cihan Harbi'nde yeniliyordu. Hünkârımız İstanbul'un işgalini göremeyecekti. Belki kaderin bir tecellisi. Payitahtın Fransızın, İngiliz'in çizmeleri altında ezildiğini görmemesi onun için bir lütuftu. Paşam, eğer Sultan Abdülhamit Han tahta kalsaydı ne olurdu? Kaderin dediği olurdu. Lakin
Cihan Harbi'ne bu kadar hazırlıksız yakalanmazdık. Meşrutiyet ilan edilip gücü elinden alındıktan sonra Girit'i Yunanlılar topraklarına kattı. Bulgarlar bağımsızlığını ilan etti. Avusturya Bosna'yı ilhak etti. Trablus, Lübnan, Irak, bütün Rumeli elden çıktı. Son bir gayretle Anadolu'yu elimizde tutabildik. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadrolar onun açtığı mekteplerde yetişti. Mektep birincilerini hususiyetle takip ederdi. Başarılı gençlerin hep arkasında durdu. Peki Abdülhamit Han nasıl vefat etti paşam? Nasıl yaşadıysa öyle. Doktor anlattı sonra da. 76 yaşına gelmişti. 1918 yılının 5 Şubat günü bir soğuk halkındığı başlamış. Mide ağrısı nefes darlığına dönüşmüş. O ölürken bile bir sultan olarak ölmüş. Hünkârımızın muhtadıdır. Her gün ılık suyla yıkanır. O gün de tüm ısrarlara rağmen mutadını bozmamış, hali perişan olmasına rağmen kalkıp yıkanmış. Hünkârım, daha rahat bir şeyler giyseydiniz. Hekimler gelmeyecek mi? Karşılarına böyle çıkmayalım. Adap gereği. O öyle muhterem biriydi işte. Herkese saygı gösterirdi. Vefat edeceği gün de hekimlerin karşısına ceketsiz çıkmak istememiş. Namaz vakti gelmiş. Sen değil naaşın hükümdar olsa el yaktır bize. Dönsün etsin tahtı Osmaniye, tabutun culus. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Doktorlar bir çare bulamamışlar mı paşam? Ölümün karşısında doktor refakatçidir sadece. Rasmi evladım. Müsaade ediniz, elinizi öpeyim. Müsaade buyurun. Hakkınızı helal edin. Benden ümidi kestiniz anlaşılan. Rasim ve evladım. İçimden geldi. Helal olsun evladım. Bütün hakkım bu millete helal olsun. Tek üzüntüm, bütün hizmetlerime çarşaf çektiler. Tek üzüntüm, yaptığım hizmetlerin gün gelir de unutulur olması. Unutmasınlar olur mu?
yaptıysam milletim için yaptım. Huzur içinde bir millet görebilmek için. Milletim refah içinde yaşasın diye. Unutmasınlar olur mu? İnşallah unutulmayacak. Saliha Sultan'ı çağırınız. Elaylül hayratı uzatımızda. Peygamber Efendimiz'e bir salatu selam gönderelim. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Allahu ekber. Afakında salalar titredi payidattı. Dediler, göçen Abdülhamit Han'dır. Gülistan'ım feryad ile yasında artık. Bildim ki yetim kalan cümle vatandır. Zaman içre zaman olsaydı hayatın, yine fedai can ederdin uğrunda vatanın. Safa verdin. Safa götür sultanını. Sultan. Duydum ki yetim kalan cümle İslam'dır. İlahi
Şahidiz Hamid'in kulluğuna. Sana kul oluşunun zalime gam olduğuna. Lütfet yüreğinde yanan aşk hatırına. Bizden ayırdın ama kavuşsun gülistanına. Onu sürgün ettiler. Bir odanın içine hapsettiler. Lakin milletin kalbindeki sevgi doldu taştı. Sokaklara sığmadı. O göklerin sultanı gibi öldü. Koca bir devir kapanmıştı. O padişah olarak gömülmüştü. Mahmud Han ve Abdülaziz Han'ın yanına defnedildi. Tarihler seni anlattığında herkes sana hak verecek koca sultan. Bir gün gelecek tarihin zincirleri kırılacak. İşte o zaman seni anlamış olacağız. Seni anladığımızda her şeyi anlamış olacağız. Hünkârım.
Bir gün bana bir rüyasını anlatmıştı. Rüyasında uçsuz bucaksız bir koridorda yürüdüğünü görmüş. Selimoğlu Süleyman olarak doğdum. 46 yıl saltanat sürdüm. 13 sefere çıktım. Belgrad, Rodos, Macaristan. Daha nice şehirler kılıcımın önünde eğildi. Hoş geldin bu kervana Abdülhamit Han. Yolun devam ediyor. Beyazıt oğlu Selim olarak doğdum. 8 yıl saltanat sürdüm. Devletimin topraklarını 8 yılda 2,5 kat büyüttüm. Anadolu'da birliği sağladım. Mısır'ı fethettim. Hicaz'ın hizmetkarı olmaya azmettim. Hilafet sancağını ben burçlarımıza diktim. Hoş geldin bu kervana Abdülhamit Han. Yolun açık olsun. Muradoğlu Mehmet olarak doğdum. İstanbul'u fethettim, Ebu'l-Feth dediler. Fatih diye namım yürüdü. Bosna'yı, Semendri'yi, Arnavutluğu, Trabzon'u, Sinop'u ben yurttuttum. İtalya'nın Otranto limanını ele geçirdim. Cihangirlik sevdasıyla değil, aleme nizam vermek için koştum didindim. Bu kervana hoş geldin Abdülhamit Han. Yolumuzda yürüdün. Yolumuzda yürü. Ertuğruloğlu Osman olarak doğdum. Göğsümden bir çınar doğdu. Bir devlet kuruldu. Başında ben vardım o devletin. Son yapraklarından biri de sensin Abdülhamit Han. Yaprak döküldü. Lakin başka baharda çiçek açmak için... İnşallah.